Herkese selamlar. Umarım gününüz güzel başlamıştır, keyifli geçiyordur dostlarım. Ben bugün Ivy Park'tayım. Şöyle size de bir ortalığı göstereceğim. Sonra yavaştan videomuza başlayabiliriz. Bildiğiniz gibi en son videomuzda nelerden bahsettik? İrlanda'da masraflarımı kısıp nasıl birikim yapabilirim? Bu konuya değindik. Özellikle yeme içme ve ulaşım konusunda birikim yapabileceğinizi size detaylı bir şekilde anlattım. Maalesef barınma konusunda İrlanda'da birikim yapmanız çok da mümkün değil. Özellikle vizelerin açılmasından itibaren zaten olan ev sorunu ikiye katlandı. Artık insanlar paylaşımlı oda dediğimiz, yani iki kişinin bir odada kalma durumunda bile yatak bulmakta zorlanıyor. Yani bırakın odayı, yatacak yeri bulmak, yatağı bulmak bile artık zorlaşmaya başladı. Çünkü maalesef ki bu ülkede o kadar yapılanma yok. Bunu çoğu videomda söylüyorum. Ve maalesef ki kiralar bir Paris'te, Dublin'in şehir olarak kiraları Paris'te kapışır. Öyle söyleyeyim yani. Bunlardan detaylı bahsettik. Bugün neyden bahsedecek? Aslında bana çokça sıkça sorulan bir soru. Abi işte İrlanda'da iş bulabilir miyim? Bulduğum işte dönebilir miyim? Ya da ne kadar sürede iş bulabilirim? Şimdi güncel bir konudur. Ben bununla ilgili zaten çok bilgi paylaşıyorum. Bugün biraz daha size birkaç tüyo vereceğim ve biraz da güncel durumlardan bahsedeceğim bu konuyla ilgili. Şimdi iş bulma durumunuzu 3 tane olasılığa, yani 3 tane dinamiğe bağlıyorum ben her zaman. Bu 3 dinamik nedir? 1. Sen ne zaman bu ülkeye geldin? Örneğin korona döneminde buraya geliyorsan senin iş bulma olasılığın normal döneme göre daha zor. Neden? Korona döneminde her yer kapalı olduğu için senin çalışacağın çoğu sektörün de işi doğal olarak kapalı olacak ya da evden çalışmaya dönecek, zor olacak. Yani korona döneminde gelseydin biraz daha zor iş bulurdun. Şimdi öyle değil. İkinci durum tabii ki de senin şansın biraz da şansla alakalıdır. Kimisi gelir bir ayda bulur, kimisi gelir bir haftada bulur. Bu da önemli bir dinamiktir. Üçüncü ve en önemli dinamik ise arkadaşlar tabii ki de dilinizdir. Yani diliniz o kadar iyi değilse iş bulma konusunda o kadar iddialı olamazsınız. Basit düşünün. Yani daha merhaba nasılsın diyemiyorsan sen müşteriyle konuşabileceğin bir işte, mesela bir garsonluk işinde nasıl halledeceksin? Yani hani bu sadece sipariş almaktan ibaret olmuyor. Bazen karşındaki insanı anlaman gerekiyor ya, hani o tarz işler. Yani ilk başta bunu anlamanız lazım. Size kimse bununla ilgili kesin bir konuşma yapamaz. İşte şu gün bulursun, bugün bulursun, işte şu kadar para alırsın falan filan, böyle bir şey yok. Ama bilmeniz gereken şeyleri ben size kısaca özetleyeyim. Birinci durum arkadaşlar, İrlanda'da hangi işi yaparsanız yapın saatlik ücret 10 euro, 10.5 euro falan, bu bantlarda brüt olarak bir para kazanırsınız. Tabi bunun neti farklı oluyor ama öğrenci olduğunuz için ödediğiniz vergiyi de geri alabiliyorsunuz. Ama yani kaba taslak konuşursak 10.5 euro zaten herhangi bir işte, ister git mağazada işte kasiyerlik yap, ister git bir garsonluk yap ya da barmenlik yap, en aşağı alacağınız para zaten 10.5 euro, bunu söyleyeyim. Ne iş yaparsanız yapın. İkinci durum, iş bulma konusunda tabii ki de dilin etkisi. Bunu çok önemli bir şekilde altından geçtim. Neden arkadaşlar? Altını çiziyorum bu konunun. Çünkü şöyle bir şey. Gerçekten iyi bir diliniz yoksa sizin burada iş bulma olasılığınızı acayip derecede azaltmış oluyorsunuz. Neden? Çünkü iyi bir dilin yoksa sen nasıl gidip garsonluk yapacaksın? Ya da bir mağazada işte atıyorum mesela H&M'de çalışacaksın, Zara'da çalışacaksın. Nasıl bunu becereceksin? Çünkü dilin yok. Yani o yüzden dil konusu çok önemli. Özellikle arkadaşlar, hani buraya gelen öğrenciler için tavsiyem. Gerçekten belli bir bütçeyle geldiğinizin farkındayım. Yani hani tek atımlı kurşun diyorum ben ona. Onunla geliyorsunuz. O yüzden hani bunları gelmeden iyi düşünün. Yani hani benim dilim ne kadar iyi, ben gerçekten hani bir işi yapabilecek yetkinlikte miyim bu dille? Bunları mutlaka iyi düşünün ve diliniz iyi değilse en azından hani dilinizi Türkiye'de belli bir seviyeye taşıyıp ondan sonra buraya gelmeyi tercih edin. Neden? Çünkü gidip atıyorum mesela bir mağazada çalışmak yerine dilin kötü olduğu için gidip bulaşık yıkamak zorunda kalmazsın. Ben bulaşık yıkamak kötüdür diye demiyorum ama başlangıcı niye güzel bir yerden yapmayasın? Ki bunun için sadece biraz daha iyi İngilizce bilmen gerekiyorsa neden bu emeği vermiyorsun? Biraz daha dilini geliştir. Ondan sonra git bulaşıkçılık yapacağına git garsonluk yap. Yani hani bunu düşünmeniz gerekiyor. Bunu mutlaka söylemek istiyorum. Gelin gelelim, kazandığınız para size yetecek mi? Şimdi bu da aslında kişisel bir sorun. Neden? Kişiye göre değişir bir durum. Kimisi vardır sigara içiyordur, masrafı çoktur. Kimisi vardır sigara içmiyordur, masrafı azdır. Ama hani sigara içmeyen birisi ortalama burada 800 ila 1000 euro bandında yasal olarak, resmi olarak kazanabilir. Ha tabii ki de para tatlı geliyordur ya da yetmiyordur. Arkadaşlar yasal olmayan yollardan da çalışmayı tercih ediyorlar. Ya yasal olmayan yolda nedir arkadaşlar? Mesela PPS dediğimiz sigorta girişi var burada. SGK PPS kartı, bizim sosyal sigorta kartımız gibi. O olmadan elden işler yapıyorlar. Bu elden işler de aslında yapabilirsiniz. Para da kazanabilirsiniz ama biraz da kendinizi riske atmış oluyorsunuz. Nedeni de şöyle, başınıza bir şey gelirse Allah muhafaza ne yapacaksınız? Yani resmi olarak orada çalışmıyorsunuz. Başınıza ihale alırsınız. Yani o yüzden mutlaka ben her zaman legal olanın taraftarıyım. Öyle söyleyeyim. Bir de özellikle de öğrenciler dil okuluna geldiğiniz için bir devam oranınız var sizin. O devam oranınız da yanılmıyorsam %85 ve üzeri olması lazım diye biliyorum. Çok emin değilim son durumuna ama
Yani o devamsızlık oranınızla belli bir seviyede olmak zorunda olduğu için siz zaten isteseniz bile yani 20 saatten fazla da çalışamazsınız aslında. Ha cumartesi pazarlarınız hariç iş bulursunuz. Cumartesi pazar daha fazla çalışırsınız. Ama çoğu iş yeri de yani benim gördüğüm kadarıyla hani yasa dışı illegal çalışmanıza ya da işte el altından para tarzı işleri de çok sıcak bakmıyor. Neden? Onlar için de sorun. Bu ortaya çıkarsa çalıştığınız iş yerine dünya kadar ceza keserler. Ama aldığınız para 800 bin euroysa aslında yetiyor size. Niye abi? Çok basit. Yani 500-600'ünü zaten kalacak yere vereceksin. Açık konuşayım. Masrafın oyun buyun 200 euro falan gider. Yemek paranla beraber. Ha cebine bir 100 euro 200 euro da geri kalıyor. Yani aslında anca kendinizi döndürebiliyorsunuz ama yetiyor. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey var. Hani Türkiyelilerin özellikle buraya gelen, Türkiye'den gelen insanların sayısında artış olduğu için artık işte Zara'da, H&M'de ya da girmiş olduğum herhangi bir alelade markette ya da bir şey coffee shop'ta falan baya baya Türkiye'li insan görüyorum ben. Aslında bu da güzel bir şey. Hani tutunduğunuz ya da gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştığınız anlamına geliyor. Bu iyi. Zaten İrlanda'da sizi en çok sıkacak durum, hani dönem, geldiğiniz andan itibaren ki ilk 3 ay. Çünkü o ilk 3 ay bence çok önemli. Hem şehre adapte olmak, hem kalacak yerini, yatacak yerini ayarlamak, hem de kendini döndürecek bir iş bulmak konusunda 3 ay çok önemli. Niye? Zaten cebinize koyup geldiğiniz para, yani tahmin ediyorum ki 2 ila 5 bin eurodur max arasındadır net. E bu da sizi zaten 2-3 ay idare edecek bir para. Hadi bilemedin 4 ay. 4 ay sonra yine kendi başının çaresine bakmak zorundasın. Ya biraz vahşi geliyor konuşunca ama zaten hani bu riski göze alıp gelmiyor musunuz? Biraz da bunu düşünmenizi tavsiye ederim size arkadaşlar. Neden? Yani sizin yaptığınız bir yolculuk. Açıkçası siz bu ülkeye geldiğinizde bir yolculuk yapıyorsunuz. Türkiye'de ne yaptığınızın, ne işte çalıştığınızın açıkçası çok bir önemi yok. Samimi olayım. Türkiye'de mühendissindir, gelirsin burada garsonluk yaparsın abi. Hani bu sana koymamalı. Neden? Çünkü bu yola çıkmayı sen seçtin. O yüzden hani risk almadan önce bu riski almaya hazır olup olmadığınızı iyice düşünün. Yani kafa şu olmasın ya, ben Türkiye'den çıkayım da ne oluyorsa olsun kafasıyla hareket etmeyin, olur mu? Neden? Çünkü ben bu senaryoları çok gördüm. Bundan acı çeken çocukları da çok gördüm yani. O yüzden hani ben videolarımda konuşurken samimi bir şekilde, net bir şekilde size artısını eksisini anlatıyorum ki geldiğinizde sonra sürpriz olmasın. Yani gelip burada yanım bana böyle boş boş saçma sapan şeyler de sıkabilirdim. Şöyle iş bulursun, bir haftada bulursun, şu kadar para kazanırsın, zengin olursun bilmem ne. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani dedikleri şey olsaydı hepimizin altında bir tane Porsche geziyor olurduk. Yani ben daha kendi altıma Porsche çekmedim. Çeken varsa garsonluk yapıp helal olsun derim yani. Hani öyle söyleyeyim. Bu biraz da böyle bir konudur. Hani içerik yapan arkadaşlar burada fazlasıyla var. Ki takdir de ediyorum, yapsınlar. Ama yaparken bir şeye doğru dikkat etmek lazım. Yani sırf açıkçası biraz daha izlenme kasayım, 3-5 tane daha fazladan görüntülenme alayım diye İnsanlara boş boş laflar sıkılmaz. Samimi olacaksın. Neyse onu söyleyeceksin. O kişi de yoluna bakacak. Ben İrlanda'da yaşıyorum. İrlanda'yı anlatıyorum. Ya da Avrupa'da yaşadığım yerleri anlatıyorum. Sen İngiltere'de yaşıyorsundur. İngiltere'yi anlatırsın. Ama samimi olursun. Kaynak gösterirsin. Kimse de sorun yaşamaz. Benim konuyla ilgili anlatacaklarım bunlar dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Sorularınız olursa yine videonun yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.